Merhaba arkadaşlar, ben Atatürk Eğitim Fakültesi Edebiyat Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün size çağdaş Türk şivelerinden, Türkmen Türkçesinden bahsetmek istiyorum. İlk önce Türkmen bayrağı ile başlayacağım. Buradan. Gördüğünüz Bu Türkmen bayrağı gördüğünüz gibi 5 yıldız, 1 ay veya da etnik desenlerden oluşur. Türkmen Türkçesi gördüğünüz gibi burada Oğuz Türkçesinin doğu, doğu koluna mensuptur Türkmen Türkçesi. Türkmen adına ilk biz nerede rastlamaktayız? İlk, e, e, rastladığımız yer ilk sözlüğümüz olan e, Kaşgarlı'nın divane lügatit türküdür. Kaşgarlı Türkmenleri Oğuzlara dayandırır. Aynı zamanda Türkmen kelimesinin etimolojisine yapar. Şu şekilde yapar onu da. Şu şekilde yapar onu da. Türk isim köküne Farsça bir öke olan manent ekinin getirilmesiyle oluştuğunu söyler ve anlamının ise Türk'e benzer olduğunu söyler. Türkmen kelimesinin etimolojisi hakkında bir diğer ikinci görüş ise şudur. Türk isim köküne men isimden isim yapma ekinin gelerek oluştuğudur ve anlamının da öz Türk, asil Türk, koyu Türk gibi anlamlar olduğunu söylemektedir. Bilim insanları arasında ikinci görüş kabul edilmektedir. Kaşgarlı'nın görüşüne rağbet, genellikle rağbet edilmiyor. Türkmenler kimdir? Nerede yaşarlar? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Türkmenler bugün Türkiye Türkleri ve Azerbaycan Türkleri dediğimiz Türklerin de oluşturan Oğuzlara mensuptur. Batı Türkistan'da yaşayan Türklerdir. Türkmenler 17. yüzyıla kadar yerleşik bir hayata geçmemişlerdir. Konar göçer bir halde Hazar'ın doğusunda Horasan bölgesinde yaşamışlardır. 18. yüzyıldansa itibaren ise çevrelerindeki hanlıkların, Afgan emirliklerinin baskılarına maruz kalmışlardır. 19. yüzyılda yani 1869 yılında ise Rus istilası başlamıştır. 1890 yılında Ruslar tamamen Türkmenistan'ı egemenliği altına almışlardır. Türkmenler yer yer Ruslara karşı ayaklansalar da başarısız olmuşlardır. Nihayet 1924 yılında Türkmenler bağımsızlığını ilan etmişler ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Rusyası'na bağlı Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuştur. Tabi bağımsızlık dediysek bu özel bir bağımsızlık yine de dışta işte Rusya'ya bağlıdır. Tam olarak bağımsızlığını Türkmenistan 1990'da ilan eder. Türkmenistan Cumhuriyeti adında yeni bir cumhuriyet kurulur ve artık tek başına bir ülkedir Rusya'ya bağlı değildir. Türkmenler sadece Türkmenistan'da mı yaşar? Hayır. Özbekistan, Afganistan, Kazakistan, Doğu Türkistan, İran ve Karakalpak Özak Cumhuriyeti'nde de 3 milyona yakın Türkmen yaşar bugün. Türkmenler hala kabileler halinde yaşarlar. İşte en ünlü kabileleri Yomut, Teke, Çavdur, Ersarı, Sarık ve Göklendir. Bu kabilelerin tabi her birinin kendine has ağız özellikleri de vardır. Yazılı Türkmen Edebiyatı ne zaman oluştu? Yazılı Türkmen Edebiyatı şöyle oluştu. Yerleşik hayata geç geçtikleri için Türkmenlerin uzun bir süre yazılı edebiyatları olmadı. Ancak güçlü bir sözlü edebiyatları vardı. İşte bunlar Erteki yani masallar, tapmaca yani bilmece gibi türlerdir. Türkmenlerle ortak sözlü edebiyatımızda halk hikayeleri, destanlar da vardır. Örneğin Köroğlu, Yusuf Ahmet, Aslı Kerem, Şahsenem Garip gibi ortak destan halk hikayelerimiz var. 18. yüzyıldan itibaren az önce de söylediğim gibi Türkmenler zorlu bir döneme girerler. Bu zorlu dönemde yazılı edebiyatınla bol malzeme hazırlamıştır. Ünlü Türkmen şair Mahdum Kılı şiirlerinde vatan duygusu, Türkmen bilincini, Türkmen yiğitliğini, dönemin sosyal siyasal meselelerin tüm çıplaklığıyla, gerçekçiliğiyle şiirlerinde ortaya koymuştur. Bir diğer önemli Türkmen şairleri ise Marufi, Zelili, Kemini, Seyyidi, Molla Nefes, Muhtacı gibi isimlerdir. Türkmen Türkçesinde kullanılan alfabelere geldiğimizde ise Türkmen Türkçesi Oğuz Türkçesinin doğu kolunu oluşturur. Oğuz Türkçesinin doğu kolunu oluşturur. Genellikle Batı Türkistan'da konuşulan bir dil olduğu için de Çağatay Türkçesinin dil özelliklerini taşır. 1929 yılına kadar Türkmenler Arap alfabesi kullanmışlardır. 1929 yılında Latin alfabesine geçiş yapmışlardır. 1940 yılında ise Kril alfabesine geçmişlerdir. 1993 yılında ise tekrar Latin alfabesine geçmişlerdir. Türkmenistan'da yazı dili için yomut ağzı esas alınır. Türkmen Türkçesinin bazı dil özelliklerinden bahsedeceğim şimdi size. Eski Türkçe'de var olduğu kabul edilen aslı uzun ünlüleri Türkmen Türkçesinde görmekteyiz. Örneğin bir at vardır, at anlamında binek hayvanı, bir de at vardır yani isim anlamında. Bir ot vardır, ot bitki anlamında, bir de o ot vardır ateş anlamında. Dediğim gibi eski Türkçe'de var olan asli uzun ünlüler burada hala vardır. İşte baş kafa anlamında bir de baş yani yara anlamında. Biz bu uzun ünlüleri bazı eklerde de görmekteyiz. Örneğin gış ı sesi uzadı. Yüz in yüzünü anlamında i sesi yine uzadı. Gel yer geliyorum anlamında. Bir başka özellik kapalı e sesi çoklukla burada i'ye çevrilmiştir. Bu i de uzun bir i'dir aynı zamanda. Örneğin yice, i'yi uzattık. İlçi, elçi yani yine i'yi uzattık. Kelime ortalarında v sesinden önce gelen düzünlerin biz bu Türkmen Türkçesine yuvarlaklaştığını görürüz. Örneğin devam dovam olmuştur. Ev öy olmuştur. Kelime başındaki TK seslerinin DG olduğunu görmekteyiz. Örneğin kaba, gaba, kadim, gadım, kara, gara şeklinde. Oğuz Türkçesinde Oğuz Türkçesinde V sesine çevrilen ya da düşen kelime başındaki B'ler burada değişikliğe uğramaz. Örneğin var Türkmen Türkçesinde bardır. Gitmek Barmaktır Türkmen Türkçesinde. Olmak, bolmak şeklindedir. Kelime başında M sesi, N ve nazal N geniş seslerin etkisiyle M olmaktadır. Örneğin ben, men olur. Benzemek, menzemek olur. Bön, mön olur. S ve Z seslerinin biz peltek söylendiğini görürüz Türkmen Türkçesinde ancak yazıda gösterilmez. F sesi çoğunlukla P olur. Örneğin fikir, fikir anlamındadır pil yani fil Türkiye Türkçesinde. Sapar, sefer. Tarap, taraf şeklindedir. Çokluk ekillerler bizdeki gibidir. Aynı larlar şeklindedir. Kitaplar, defterler şeklinde yani defterler. İlgi eki ın, in, un, ün, non, nin, nun, nün şeklindedir. Başın, başın yani üzümün, üzümün, almanın, elmanın, yükleme hali ekip. I iyidir ünlülerden sonra. Ünsüz, e, e, pardon, ünsüzle bitenlerden sonra I iyidir. Ünlülerden sonra N -i'dir. Örneğin üzümü, üzümü, almanı, elmayı, davanı, davayı gibi. Yönelme iki A, E, başa, göze şeklinde. Eee... Ee, ancak ünlüyle bitenlerden sonra ise şöyledir. Son sesin uzadığını görürüz. Elmaya alma. Kapıya gapa. Bulunma eki daha değildir. Başta, gözde, başında şeklinde. Ayrılma eki dandendir. Baştan, gözden, başından. Görülen geçmiş zaman kipi dı, di, du, du, artı şahıs sekleri şeklindedir. Yani aldım, aldım, gördün, düşündün, neyiz, düşündünüz gibi. Öğrenilen geçmiş zaman iki şekilde olur. Bir ıptır, iptir iki, e, ve şahıs ekleri. İkincisi ise andı, endi. Iptır, iptir şöyledir. Görüp diriz, görmüşüz. O kaptırsınız, okumuşsunuz gibi. Andı, endi ise gezendi mesela, gezmiştir. Şimdiki zaman eki yar, yer şeklindedir. Al yarın, alıyorum. Gör yeriz, görüyoruz gibi. Gelecek zaman ifade eden yapılar birincisi ar, er artı şahıs ekleri. Alardın, Alacağım, Görersiniz, göreceksiniz gibi. İkincisi de şöyledir. Şahıs zamirleri artacak, cek şeklindedir. Men alacak, alacağım. Biz alacak, alacağız şeklinde. Olar görecek, yani görecekler şeklinde. Türkmen Türkçesinin bahsedeceğim bazı dil özellikleri de bu kadardı. Şimdi Türkmen Türkmenistan'ın coğrafyasını göstermek istiyorum günümüzde. Teşekkürler. Dedik.